YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bir kabrio göstereceğiz. Bu kabrio ne? Bu kabrio Oğuzhan kardeşimin bana hediyesi demek isterdim ama kıyağı diyelim. Bende kabrio çok abi. Bak böyle bir temiz bir şey var. Senin listede kabrio eksik dedi. Koleksiyon. Tabii. Sedan var, kupe var, kabrio oldu. Bir tane de station ilerleyen zamanlarda alırız. Yani seriyi tamamlamak adına Oğuzhan'cımın bana ikinci güzelliği, birinci güzelliği de kupeyi de Oğuzhan bulmuştu biliyor musun? Seçkin. Bilmiyorum. Kupeyi de Oğuzhan aldı bana. Yani o buldu. Dedi ki bunu sana alalım. Öyle aldık. Yani vizyonumuzu geliştiriyor sağ olsun kardeşim. Oğuzhan Öksüz. Kral. Bak bakayım arabanın kafa. Ben hiç bakmadım. Oğuzhan temiz dedi. Aldım. Birkaç aldım. Parça boya işlemleri var arabanın. Boyanmış ama şuradan 60 verdiği. Abi çamurluklar falan sökülmüş. Tamam. Boyanmış. Ama bak şuralar seçin gel. Abi sesi var oğlum arabanın. Aa. Ne oldu lan? Ben var ya. Aa. Evliya gibi adamım. Görüyorsun aa, değil mi? Ne oldu oğlum? Efendim? Evliya be genç. Dokunur dokunur. Be genç gel. Nereye? Şuna bir bak. Ha tamam. Be genç. Tamam. Tamam. Yok yok. Şey. Bak buradan şey yapıyor. Buradan. Ulan, siz sıcaktır ha. Sakın dikkat edin. Teşekkür ederim. Bu niye bu kadar şey lan? Geldin. Ateş gibidir o. Hayır. Conta mı? Şu iyi oldu seni gördüğümüz. Allah muhafaza. De geç. Kelepçe mi dandık? Gel. Gördün mü? Gördüm. Hemen söyle içeriye abi. Boru kanka Allah tarafından elimi koydum şuraya. Motoru kurtardık. Vallahi billahi. Abi şeyi orijinal. Tamam o. Çamurluklar sökülmüş bizim yaptığımız gibi galiba. Dışarıda boyamışlar ama. Tamam. Buralarda hiç dokunma yok. Bak arabanın sinek ölüsü bile yok. Su gitmeye başladı lan. Yok ya bir şey olmaz o şey yapar onu şimdi değiştirir abi. Tamam onu sen değiştirir. Sen bunu götürmeyeceksin değil mi bugün burada? Buna gideceğim artık ya bunu kullanacağım. O zaman bu... Abi, niye aldın abi, bu neyi? He? Patron bu neyi? Bu ne ki? Abi dur o abi bir şeydir oynama ya. Bilmediğim bir şey niye var? Ne gösteriyorsun o zaman bana bunu? Aklını çıkart herif ya. Aklım aldım bir de... bir de bu amasörde var ha. Air değil. Yok canım değil. Bunun sisteminde bir değişik amortisörleri yayları değiştirmişler. Çevireyim mi bu? Vallahi ben bilmem. Pat! Çocukların hepsi burada. yani orijinal abi şaselerde içinde mi içinde? Tamam. Kaput içinde bile boy yok orijinal. Mükemmel. Bir tuş yaparız. Onları bir tuş yapalım aynen. Bak yavaş yavaş karıncalanıyor olmadı bir ara belki burayı bir sökeriz. Sökmeyiz de. Kaput boyanırken. Kaput boyanır. Dışını boyayacağız. Başka? Başka bu stopu ayarlayacağız. Bagajın açısına bak. Bak farlar. Sinyaller hella. Hella orijinal. Orijinal. Bu arabanın bunu değiştirmişler mi? Orijinal. Evet, evet, bunu değiştirmişler bizim yaptığımız gibi yapmışlar. Bu Avangard pancarıyla geçiyor. Hı. Sen anlamazsın tabii. Transport düzeyi. Çenen son çekelim. Burada bir şeyler var. Onları ayıklayalım. Şunu takacağız. Şartları mı? Bu arabanın değil. Bu sedanınki. Onu birkaç parçasını sökmüşler içinden. Onları düzelteceğiz. Ondan sonra cıma bir bunun stop burasında ayarlayacağız. Bak şey var. Bak burada bir macun patlağı var kanki. Çek bakın abi kaputla oraya bakalım önce oraya. Bir. Evet bak. Bak. Tam burasının da bir ayar olması lazım ki zaten zira burası içeride. Bak. Şuraya bakarsan şurası şöyle bir içeriye basık geliyor şey yapıyor. Yani burayı güzel bir kazıyacağız. Ha çamurla şöyle yaparsak. Tabii tabii. Tranca dışarı. Aynen. Burası dışarı. Çamurmayı alacağız. Evet. Evet bagaja boyayacağız. Bagaja boyayacağız. Tabii tabii boyanacak yerleri boyanacak. Komple sökmeyelim arabayı da. Hayır hayır komple boyalık bir iş yok bu arada. Şuradan şöyle kessin yazılar mazlara canavar gibi durun. Bu sport diline vuracağım. Ona bak bu. Sportline şeyini Oğuzhan taktı. Onları da Oğuzhan üretiyor. Abisiyle beraber. Bunu şimdi şey yapalım. Üstünü kapatalım kral. Yes. Hacım, 2 saat uğraşıyoruz biliyor musun? Vallahi çalışıyor. Araba da bu şu anda geldi tamamen. Bundan sonrasını elimizle alıyoruz değil mi? Arabanın adı bir hordum dedim lan. Orada kaputu da açtık. Ne bileyim, şey geldi şimdi şansı. Üstü kapattı, gitti.
Seço, bunun motosikletleri fark edelim mi? Abi mutlaka motosikletleri fark edelim. Sen konuşacaksın ya 40 yılın başı. Ben 40 yılın başı konuşacağım ya, ondan böyle olur. Abi ne olur şunları fark edelim, gözünü seveyim de. Motosikletleri fark edin, yazıyor. Ben yazdım plakaya. Motosikletleri fark edin, yazıyor abi. Bunun üstünde gideceğim. Yani çoluğu çocuğu falan oluyor insanları. Sen kazanıyorlar, para kazanıyorlar. Şimdi, yani, şimdi bir şey söyleyeceğim yapmayın. Sana. Kimi insan da var, o kurye arkadaşlar tabi aciliyetten yetiştirmek zorunda olduklarından meselelerden şundan evet, bundan. Evet. Biraz evet. Kamikaze gibi gidiyorlar. Ya bazıları da gençliğine veriyorlar ama yani yazık ya, yapmayın. Ne diyoruz? Motosikletleri fark edin. Motosikletleri fark edin. Seçkin, bunun direksiyonu da lacivert biliyor musun? Gerçekten mi? Vallahi. Hiç dikkat etmedim. Aç kapıyı çekeyim sana. Maunları gördüm de. Maunlar normal maun. Vay 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 vay. Abi çok güzel be maşallah. Şöyle ışık yapayım bakın. Lacivert. Koleksiyonda ne eksik şimdi? Station eksik ama Station'da olmasa kaldı. Da olur benim için be. Station güzel bir şey değil. Olsun be. Olur inşallah. Arka amortisörler değişmiş. Ön takım malzemeleri yeni galiba ha? Evet, amortisörler değiştirmiş. Amortisörler değişmiş. Bir yokla bakayım ön takımı, ön takımı. Genç! Alttan bakacağım mı bir şeyine? Şey bayağı, direksiyon bayağı düzgün oldu yani. O langır lungurluk geçti. Şurada bir yağ terletmesi var. Keçeden geliyor. Kran keçeden mi? Neyse, siparişini yazın abi, notlarınızı aldıralım onları da. Bayram önü yapalım arabayı be. Ha? Yaylar ve amortisörleri yeni değiştirdin dedi aldığım arkadaşımız. Onun körükle patlamış da. Körük patlamış, tamam, rotil. Bunun körükleri nasıl? Sağlam. O da patlamış. Nerede patlak lan? Orada. Ha, onu... Ha. Tamam baba, onları da yaz. Hemen bunun listesini çıkartın bana. Siparişini verelim, gelsin bak. Kabriyomuzun tentesi bozuldu, çalışmıyor. Şimdi ne olabilir diye bakıyoruz. Bu filtre nerede? Filtreyi göster bakayım bana bir. Bu filtre tıkanmış arkadaşlar. Bir deneyeceğiz acaba. Temizledik, açıldı. Çalışsın bakayım arabayı. Haydi bismillah. Ya bismillah. Bas bakayım. Basıyor musun şu anda? Evet. Çekiliyor mu, basılıyor mu? Geriye doğru çekeceğim. Allah Allah. Motor ısınmış mı? Evet. Motorda bir şeylik olamaz herhalde. Açma pozisyonu çalışıyor. Açma pozisyonu çalışıyor abi işte. Kapanmaya basıyorsun ileri gidiyor. Açmaya basıyorsun geri geliyor. Açmaya bas. Bak açmaya çalışıyor, açmıyor. Bırak. Biz bunu uğraşıyoruz. Motorunu yakacağız yani şu. Kapat abi arabayı. Lan nazara mı geldik ya? Allah Allah. Burada başka bir şeyler olabilir mi kanki? Yağ tam. Yağ eksik değil. Yağ kaçağı da yok. Baktığın zaman doğru mu? Evet. Thank you.
Abi bu aracı ön takım yapmış mıydık? Daha doğrusu yapılmış mıydı? Senin haberin yok mu? Bunu sipariş verdim. Gel. Kanki bunun şeylerini değiştirmişler. Amortisörlerle bir müzik sesi geliyor bir yerden. Nereden? Yan taraftan mı? Yan dükkandan. Tamam, onu biz yayınlamadığımız için bize telif gelmez değil mi? Gelmez herhalde. Yan tarafa telif gelir mi? Şu içimde, içime içime söyleyeyim mi? Hı hı diye. Kanki. Değiştirdin mi? Yok, bir şey değiştirmedim. Zaten şeyden daha iyi belli oluyor. Diğer tarafa gel. Bak. Ha, mal burada. Gel. Bak abi, patlak. Yani bu yeni mi? Yeni benzemiyor. Eski. Ya bunu değiştirirlerken görmediler ya idare eder dediler. Şimdi biz ne yapıyoruz abi? Bunu alıyoruz, değiştiriyoruz. Evet. Komple salıncak alıyor millet değiştiriyor. Uğraşmak istemiyor bununla. Bunu preste basarken patlatma riski var. Hatta şunlarda da aynı durum. Tabii tabii. Ya araba sık olacak kardeşim. Altına bunda direksiyonda böyle boşluk vardı. Oğuzhan söylemişti bana. O boşluğu bile aldık. Şu daha çok belirgin abi. Gelsin. Şunun haline baksana. Ya ben ustalara söyledim, dedim. Bakın ne lazımsa söyleyin bana. Ben altına girip baktım bir sefer de. Tabii böyle detaylı bakmadım. Bakmak için baktım. Şanzıman yağını kontrol edeyim. Klima takalım mı kanki buna? Gerek var mı ki acaba? Var. Üstü açılmıyor. Üstünü halledeceğiz abi. Bayram dolayısıyla insanlar biraz rahat da. Bayramdan sonra tentesini hallettiriyoruz arabanın. Bayramdan sonra zaten. Bak bu arabaya kafa ayarı yapacağız. Bu arabaya kafa ayarı yapılacak. Bu arabanın koymuşlar mı? Nasıl koymuşlar? Görüyor musun şuradaki şeyi? Gel. Gösterebilir misin şurayı? Şu bölgedeki çizikleri sen gözünle görüyorsun, makine gösteriyor mu? Şu ışık tutsam ne yapar? Bir saniye. Şu anda yakalıyor bir şeyler. Yani yoklama yapılmamış. Belki gösteremiyoruz orada. Yani şuradan yakalıyor. Şöyle alttan tutsam. Neyse şuna geleceğim. Dalga dalga. Pako'nun genelinde var. O Pako'yu elden getiririz. Ya arkadaş. Yani bunun nesi var abi? Orijinal yıldızsızı ne bunun? Tekstar takabiliriz. Tekstar takarsın, Delphi takarsın. Kaleyi kötülemiyorum da. Kaleden daha iyileri de var. Bulunamayan da bir şey değil. Yani anladığım kadarıyla bu biraz yani yoku var yapmışlar. Benim Mercedes bakışıma yanlış. Bakın şimdi ben bu tekstarı da hatta elimizde olabilir. Var, aldım ben onlardan adetli. Var var. Ne yapılmış? Araba çok berbat yapılmış. İkinci bir işçilik de insanı yoruyor. Ustaları yoruyor daha doğrusu. Hani şey diyorsunuz yani aslında bu araba hasarlı olsa yapımı daha kolay ama bozuk işlemin üzerine düzeltip tekrar yapmak daha zor diyorsunuz. Aynen. Duygularımı ifade ettiniz Sergen Bey. Rica arka panel macunu yapmışlar değil mi? Bir santim mi çıktı macun? Ne kadar? Yarım santim. Yok. 7 mi? Fena. Çok kötü. Fena çıktı. Şimdi o yoruyor. Yoksa iş yormuyor insanı. Bir de insanlar yoluyor bildiğim kadarıyla. Evet, nasıl, nasıl altın bulmuşsunuz? Nasıl bir işçilik? Bunu yapan usta kör olmuş. Mercedes'e güzel bir işçilik var. Hem Mercedes hem de Cabrio. Evet. Hem de 124. Yani akıl almaz bir işçilik var. Dedik kestik, bunun yenisini yapıyoruz.
Füzyum, senin arabanı da yapacağız. O boyanın önündeki siyah kupe kimin biliyor musun abi? Yok şeydeki, boyanın önündeki. Benim değil abi, hanımefendinin. Onun adına alınmış bir araba. Plakasını da ona göre çıkarttık. Maşallah. Bu benim. Evet. Çok kötü bir işçilik yaptı. Kötü işçilik değil mi abi? Çok. Neyse, Allah'tan yani, arabayı biz aldık. Yani Mercedes'e yapılacak bir iş. Bir de kabrio ya, kaç tane var ki bundan değil mi? Yani. Mercedes ya, var. Ben yapamıyorum der ya adam. Yap. Bakalım öteki taraflarda ne var. Serkan dün akşam çek. Kolay gelsin abi. Kolay olsun. Özük mü abi bu parça? Kestik abi, olmadı. Bu parça yeni yapmaya çalışıyoruz. Yenisini yapmaya çalışıyoruz. Normal 124'ün şeyini... Farklı da biraz. Biraz farklı var. Ama en azından üstündekinden daha temiz olacak. Ha bir dakika, sen bunu başka arabanınkini mi kestin? Hangisini kestin? Yukarıda vardı tabii. Tamam. Şu parçayı kesiyor. Eskisi nerede abi? Çöp mü? Şurada. Çöp, berbat. Lokal değişim ha. Şimdi ağır onarım görmüş parçaların iç kısımları da böyle çürür abi. Bundan sonra ne oluyor abi? Mal çöp. Evet. Şimdi çamurlukları şeyle farklı. Sedanla kupenin, kabriyonun farklı. Ama ne dedik? Türkiye göster, ne demiştin abi sen? Türkiye imkansız ve otur izle. Geriye çekil, izle. Al sedaninkini. Biraz fark var ama geri kalanını macundan yaparız ya. Hayır, macun değil. Macun yok. Şaka yapıyorum abi. Sen onu çekişten döve döve halledersin. Macun yok tabii de. Evet, bunu yapan, daha önceki önerimizi yapan sevgili ustamıza sevgilerle armağan ediyoruz. Allah'tan şurası oval. Ama bak, sarı kaynağı falan duruyormuş üstünde. Vay be. Bagaj kapağı boyanacak abi. Biliyorum. Bagaj kapağı. Çizdir diye çekim. Bagaj kapağı, motor kaputu galiba. Bagaj kapağı, motor kaputu, boya atından. Bir de şu pako çok şey duruyor abi, dalga duruyor. Pako içindeki şeyi herhalde düzelteceğiz. O sünger çıkıyor ya içinde, sünger büyük ihtimal yok onunla. Yok ya, o şeylere çok dikkat etmiyoruz, kapanıyor diye. Altı bozuksa malı? Altı bozuksa. Pako da bozuk oluyor. Abi sen Allah kolaylık ver. Sağ ol, teşekkür ederim. Bagajcı abi, şunu görüyor musun? Yani bozuk formu, bu kazalı vaziyette atıyorum bize gelmiş olsaydı bu mal, bu kadar uğraşmazdı değil mi abi? Tabii, kesinlikle. İşte kötü onarımı adam etmek daha evet. Zor. Kolay gelsin usta. Eyvallah.
kabloyumuzu aldık. Kabloyu aldıktan 6 ay sonra biz birinci bölümü sizlerle yayınlıyoruz. Araba daha devam ediyor. Beklemediğimizde bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. Bu da demek oluyor ki her yapılan restorasyon, restorasyon değildir. Bu da demek oluyor ki göz boyamak için yapılan birçok araba var. Bu işin sonunda günün birinde karşımıza çıkacak. O yüzden ne diyoruz abi? Ailemizle alakalı kimseyin kötü fikir sahibi olmaması için işimizi doğru düzgün yapmaya gayret edelim. Ben yakalamaya çalışıyorum. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman müdahale etmeye çalışıyorum. Ama yakalamaya çalışıyorumdan kastım şu değil. Bizim arkadaşlarımız kötü bir şeyler yapacak da ben onları kolluyorum değil. Hayır. Gözlerinden kaçan operasyonları ben düzeltmeye çalışıyorum. Dış göz olarak. Çünkü işin içerisinde iş körlüğü var. Harici kötü niyet. Benim arabamı dışarıdan yap. Ne kadar yaparsın? Yapmam. Dışarıdan operasyon yapmam. Yalap şalap operasyonu dediğimiz bir şamata yapıyoruz ama maksat burada şey değil. Kandırmaya yönelik operasyon. Ben burada ayda 5 tane 10 tane araba teslim eder miyim abi? Ederiz. Ederim ama bir arkadaşımız araba yaptırdı 15 bin liraya. İsmini vermeyeceğim ama kendini bilecek şimdi gülecek. Araba ok gibi. Araba 4 gün sonra emekledi abi. Her tarafından emekledi boya içeri. Arkadaşlar ikinci bölümde sizleri ne bekliyor? Boya aşamalarını yapacağız. Ondan sonra araba bitiyor. Başka bir şey kalmadı. Boyadan sonra bir şey var mı? Ya pasta. Tamam çok dikkatli yapın. Tamam. Tamam pastasını. Değil mi? Toplayacağız. Ondan sonra kaldıracağız arabayı şeye koyacağız. Müzeye. Otoparka ya ne müzesi. Bu bir tane kedi var namussuz gelip bunun üstüne yatıp yatıp duruyor. Bunun bir tane tabanına karton ayarlayalım. Bir tane de taş koyalım kaldırım taşı. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, sosyal medya adreslerimizden de Facebook, Twitter'ımız yok. Facebook, YouTube'dan zaten izliyorsunuz bizi. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayalım. Bizi bunlarla ödüllendirin. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Sen bir şey diyeceksin abi. Bir şey yok. Ağzını açtın bir şey söyleyecek miyim? Yok. Yok mu? Peki.